Günaydın, günaydın, günaydın. Nasılsınız? İyi misiniz? İyi uyudunuz mu? Güzel uyudunuz mu? Zinde uyandınız mı? Bizler bildiğiniz gibiyiz, gördüğünüz gibiyiz, duyduğunuz gibiyiz. Kalktık, erkenden kalktım bugün gene. Yani okullar açılmadan biraz böyle erken kalkmaya alışmamız gerekiyor. Okullar açılacak yakında çünkü. Az kaldı, az kaldı. Okullarımız da açılıyor. Okullar açınca biliyorsunuz ben çocuklara götür getir yapıyorum. Ben götürüp getiriyorum. Servise vermiyorum ben çocuklarımı. Çünkü çok erken saatte alıyorlar servise verdiğim zaman. Kanalıma yeni gelen arkadaşlar için, yeni gelen takipçilerimiz için tekrar söyleyeyim. Kanalımın gelirleri ihtiyaç sahibi insanlara gidiyor. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Zil butonumu aktif ederseniz de bir sonraki videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Özellikle diyorum takipçilerime de diyorum. Takip et butonunun yanında, takip ettiğiniz butonun yanında bir zil işareti var. Orayı bir kontrol eder misiniz? Zili basılı tutup da tümü olarak seçer misiniz? Rica ediyorum lütfen. Kanalıma abone olmak ücretsizdir. Tekrar söyleyeyim, kanalıma abone olmak ücretsizdir. Beğeni ve yorumlarla desteklerinizi bekliyorum. Kısa videolar da atıyorum. Kısa videolarımı da izleyin. Kısa videolarımda da zaten o günkü vlogun nasıl gideceğini belli eden videolar oluyor. Bazen de komik güzel videolar atıyorum. Kısa videolarıma yorumlar geliyor. Abla orası neresi diye. Avustralya. Biz Avustralya'da yaşıyoruz. Size Avustralya'dan sesleniyoruz. Bu arada siz neredensiniz? Nerelerden sesleniyorsunuz bize? Bir kalp koyun. Bir gülücük atın. Kimler nereden bize yazıyor? Kimler nereden bizi izliyor? Onu da bilelim. Artı bir de videolarımın dilleri çevrili. O yüzden hani yabancı ülkelerden yazanlar falan olacak haliyle yavaş yavaş kanalın tanıtımını öbür kanalda yapmaya başladım. Nerelerden izliyorsunuz bize? Bir önceki videomda yeni evimi, ev vlogumu seyrettiniz. Ama o kadar güzel yorumlar geldi ki. Hani hallar çok güzeldi. Evet, hallar muhteşemdi. Seyretmeyenler seyretsin. Ya mutfak dolapları, halılar gerçekten vintage, yani böyle eski bir ev. Ben eski evleri seviyorum. Eşim ama eski evleri sevmiyor. Eski sevmiyor yani. Bilmiyorum neden sevmiyor. Eski evleri sevmiyor. Belki işinin gereğidir. Hep böyle yeni modern evler istiyor. Daha önce de bir evde oturmuştum hatırlıyorsanız. Eski vintage bir evde. Ona da ben böyle istemiştim. Ben isteyerek oturmuştum. Ama eşim hiç istemiyordu. Buradan bir an önce taşınmamız lazım diye. En sonunda beni orada taşımıştı. Biliyorsunuz yani. Taşınmıştık oradan da. Şimdi güzel yorumlar geldi. Değişik yorumlar geldi. Kiminiz evi beğendi. Kiminiz evi beğenmedi. Kimisi ortaya fikirler attı. Bilmiyorum artık zaman ne gösterecek, neyi gösterecek ama ben orada oturacağım. Ya o semtte orada oturacağım. Yerini ben seviyorum çünkü oranın. Zaten yeri için. Bir de okula yakın değil mi Ozi? Orası biraz daha fazla böyle. Okula daha yakın böyle. Buradan 20 dakikada gidiyorsak oradan 5 dakikada falan gideriz herhalde. Niye? Okula da çok yakın. Bilmiyorum ama biraz zaman geçsin. Oturacağım. Güzel güzel şeyler gelecek. Videolarım gelecek. İzlemede kalın. Takipte kalın. Bugün tekrar bir inşaata doğru daha gidiyoruz. O inşaatın da neye girecek Ozi? Ne gelecek? Boyası. Ha boya, sprey boyası falan yapılacakmış. Boyası girecekmiş. O yüzden bir tabanı böyle tamamen süpürülüp temizlenmesi gerekiyormuş falan. Biz dedik hem gideriz bakarız hem de Ozi dedi ki ben oraları hemen hallederim dedi. İyi dedik. Bir gideyim bakayım ne olmuş, o inşaat nasılmış. İnşaatın son haline, son durumuna. Daha önceki videolara koymuştum zaten. Tekrar söyleyeyim, eşim müteahhit, ev yapıyor, villa yapıyor, onları yapıyor, satıyor falan filan. Hani Türkiye'de olsun, burada olsun, Gürcistan'da olsun, villalarımız yapılıyor, satılıyor, devam ediyor. Onun için ulaşmak isterseniz de bana Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Evet, ev turumuza, gösterdiğim eve, evimize, yeni evimize bir sürü yorum geldi. Artık o yorumları, kimisini ben kahkahayla okudum. Kimisi böyle olabilir falan diyerek de okudum. Artı YouTube'a geldiği gibi hani Messenger'a da, Instagram'a da, oraya buraya da böyle mesajlar geldi. WhatsApp'ta özellikle çok mesaj geldi. Bilemiyorum zaman ne gösterecek. Birlikte göreceğiz. Bakacağız. Bakacağız. Biz şimdi yavaş yavaş inşaata gitmeye devam edelim. Çünkü bizim kaç dakikamız var? 20 dakikamız falan var.
20 dakika sonra inşaatta olacağız inşallah. Oradan da diğer evleri de göstereyim. Hemen hemen bitmek üzere zaten. Değil mi? İkisi az kaldı. İkisi bitmek üzere. Onları da göstereyim. Ondan sonra da yavaş yavaş devam edeyim. Evet. O kadar yolu teptik ve geldik Ozi. Aynen o kadar yolu teptik ve geldik. Ay, inelim yavaş yavaş. Eşu. Hadi inelim kuzu. Boyaya başlamışlar biz gelmeden önce. Bir bakalım. Şöyle bir göstereyim. Boyaya başlamışlar da içerisinde sürünmez değil mi? Bu taraf başlamışlar, diğer taraf başlamışlar. Ama spreyle yapıyorlar. Sprey var ya. Her yeri uçuşuyor boyalar havada yani boya yapılırken. Çok da bir şey yok zaten yerlerde. Süpürmüş zaten. Şuraları. Ben burayı süpürdüm de hani burada birkaç tane malzemeler var ya ondan kalmıştı zaten. Biraz toz var burada. Kamerayı aç da kamerayla göster. Şey yok yerde o kadar. Ya bir şey yokmuş ki. Ben de şey... Aa kaplıyor zaten fayansları falan çok güzel kaplıyorlar böyle. İnşaatta işte başladıkları zaman böyle bitene kadar temiz olacak mı? Temiz olacak mı? Yapılıyor mu? Ediliyor mu? Gerek böyle arada kontrol etmemiz gerekiyor. Boya nasıl kokuyor içeride? Nasıl kokuyor? Boya kokusunu çok sevmem de camları böyle kapatıyorlar. Camlar da boya olmasın diye. Camları falan güzel kapatmış zaten Ozi. Kimin şeyi? Kimin? Bak fayansları falan. Ya. Belli zaten Uğur işi oldu. Yani. Belli. Çünkü fayanslar falan bir damla boya gelmesin diye her yerini böyle muşambayla kapatıyorlar. Boya önemli. Çünkü ben bir evde bir boya yaptırmıştım. Şimdi söylemeyeyim. Allah'ım. O temizlik şirketleri şunlar bunlar böyle boyaları temizleyene kadar camları çıktı. Halen de temizlenmemişti. Ve ben böyle elime şey alıyordum. Scotch Bright ile böyle yeni evin kenarları ardık. Boya gelen yerleri falan filan hep kendim temizledim. Ya bayağı bir zor oldu. Bakalım nasıl yapıyorum. Şurası kırılmış mı plastik su? Öyleydi de artık tamir edilir. Şunca. Bu evde böyle zaten. Şuradan giriş kapısı var. Kapıları falan da batlamış mı? Evet, kapı batla. Hı, tamam. Burada bir oda var. Banyosu, tuvaleti ve gardırobu var. Burası böyle bir ara. Burada bir yine dolap gelecek, ara dolap. Bu tarafta böyle bir garaj var. Bu ev daha temiz, daha böyle fresh değil mi? Daha güzel. Şimdi o günkü evi seyrettikten sonra bu ev böyle tertemiz oluyor. Burada bir odası var, dolabı var. Pembe halı yok burada. Halı yok. Buradan fayans mı olacak, tahta mı olacak? Tahta. Hı? Tahta, tamam. Burası ne? Laundry. Laundry mi oluyor? Tamam. Laundry deyince ben bakıyorum laundry katı var mı? Ama iki katlı değil. Burası tuvalet. Burası banyo olacak. Burası banyo. Banyoda da zaten tuvalet olur herhalde değil mi ki? Yok. Banyoda sadece şey oluyor. Ha. Tamam. Banyo tuvalet ayrı burada. Çünkü çoğu evde banyo tuvalet bir oluyor. Tekrar dışarıda da bir tuvalet oluyor ama bu ev biraz küçük. Burada dolap. Yine burada oda. Mutfak. Mutfak. Mutfağa da geldiğimiz zaman. Burası mutfak değil mi? Ya burası mutfak. Oturmak için.
Bu mutfak hem oturma alanı, yemek alanı oluyor. Ve pantry. Burası pantry. Ha. Kiler dediğimiz yerde. Böyle burada. Aa, kiler de var. Kocamanmış kiler ya. Güzel. Buzdolabı için bak su yeri falan ayarlamışlar hemen. Bunlar tamamen önceden ayarlanıyor. Su buzdolabı falan olursa buraya koyuyor ama. Buzdolabının su yeri falan ayarlanıyor. Kendinden su alan buzdolapları var ya buz yapmak için. Bu evde böyle yani. Ne dedi babam? Süpürmeyeceğiz de diğer tarafa bakacağız. Ha diğer tarafa bakalım tamam. Şimdi gidelim öbür inşaata bakalım. Öbür inşaat. Sen al anahtarı. Kablolara takıla takıla geliyor. Öbür inşaat zaten hemen şuradan hemen. Bir de ona gidelim bakalım. Öbür inşaatımız da şu yukarıda köşede. Haydi gidiyoruz. O evde çalışan var mı bilmiyoruz ama bitti mi? Orasının boyası ve şeyi bitti. Ben ne zamandır gelmiyorum biliyor musun? Çok boşladım ben bu inşaatları. Çok boşladım. O yüzden geleyim artık biraz böyle bakayım. Nasıl olsa bitti artık. Hiç hiç kalmadı. Kontrollere geleyim. Bakayım. Sırası da boya yapıyor. Aa burada da boya var. Sabah sabah içme diyeceksin şimdi. Thank you oğlum. Burayı hatırlıyor musunuz? Ben burada çalışmıştım ya. Şu tarafın mavi şeylerini ben tutup ben yapmıştım değil mi Ozi şurayı? Ya ben böyle tutmuştum onları. Çak 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 çakmıştım ondan sonra. Kolay gelsin. Merhaba, merhaba, merhaba. Günaydın, kolay gelsin. Günaydın, sağ olun, teşekkürler. Tertemiz olmuş, mis gibi olmuş. Elinize sağlık. Teşekkürler, sağ olun. Arada yapmıyor mu? Yok, o çalışıyor. Olmuş. Buranın mutfağı da böyle. Ben düşmeden bir çıkardım buradan. Sabahtan beri takılıyorum. Buranın mutfağı da böyle işte. Buranın mutfağı böyle. Burası oturma yeri. İkisi aynı da saçları. İkisinin, evet ikisinin şeyi hemen hemen aynı. Pantry'si değişikmiş. O yüzden pantry sadece bu tarafta. Yani kiler bu tarafta. Doğru. Ona buradan geliyor, buna buradan geliyor. Değil mi? Değişik. Yapı olarak, şey olarak aynı. O tarafta gösterememiştim. O giriş kapısından sonra sol tarafta böyle bir oda var. Sonra böyle şey var. Banyosu. Banyo tuvalet herhalde olabilir. Banyo tuvaleti var. Ondan sonra burada da gardırobu var. Gardırobu da hani walking drop diyorlar ya böyle yürüyerek giriyorsunuz içine iki adım. Öyle bir dolap. Bizim yeni evde yoktu değil mi onda? Var mıydı? Yeni aldığımız evde. Yeni aldığımız evde yokmuş. Olsun ne gerek var olmasa da olur. Ne yapayım? Belki böyle şık yaparım olur hemen. Evet. Var mı bir ekseniz ihtiyacınız? Yok, tamam. Teşekkürler. Kolay gelsin. Hadi bakalım. Buradan da gidiyoruz. Ozi. Benim minnak midem acıktı. Geniş adı da kalmamış. Yeni başlayan. Olur oraya da bakalım. Boya mı yaptım lan ben burayı? İnşallah çıkar. Lan. Ya inşaata geldik ne yapayım? Poşumun paspası boya olmuş. Kim dedi boyaya bas diye? Ha? Kim dedi? Hadi. Gidelim yavaş yavaş. Bir tane daha yeni inşaat varmış başlayan.
Onu bilmiyordum. Şimdi öğrenmiş oldum. Oraya da gidelim. Hani bu semttekileri böyle bir dolanalım. Böyle yani inşaatlar başlıyor. İşte boya aşamasına gelmiş ikisi de. İkisi zaten aynı anda gitti. Güzel oldu çünkü yakınlar birbirlerine. Uzak olanlar da hala devam ediyor. Uzaklara ben pek gitmiyorum. Buraya gelmem bile zaten 40 dakika sürüyor. Kontrol etmeye gelmek falan 40 dakika sürüyor. Bazen malzeme eksik falan olursa ben evde boş olursam geliyorum. Ha onları çöpe atıyormuşuz. Aferin oğluma ya. Aferin oğluma ya. Paşalarım benim ya. Her şeyde böyle bir el atıyorlar. Bir yerde gidiyorlar. Hani ben yapmam olayı yok benim çocuklarımda. Sağ olsunlar. Dediğimiz zaman yapıyorlar yani. Şunu yapalım mı bunu yapalım mı diye. Mesela geldik o süpürme var falan filan diyorduk ya şimdi onu normalde zaten çalışanlar yapabilirler yapıyorlar ama çocuklarımız bir şeyler görsün öğrensin hani işin içindeymiş gibi olsun diye babası diyor ki Mahsun hani gider misin süpürür müsün yapar mısın ya da işte şu iş var falan deyince ben yaparım baba kimseye söylemene gerek yok falan diyorlar. Yani işin içinde olsunlar. Para nasıl kazanılıyor bilsinler çocuklar. Hani armut piş ağzıma düş yaparlarsa olmaz. Bilmeleri gerekiyor. Bir çocuğun para nasıl kazanılıyor bilmesi gerekiyor. Bitti bak. Paşam benim 2 dakikada çak 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 halletti. Bitirdi. Hadi bakalım diğer inşaata doğru gidelim. Evet, şimdi öbür tarafa doğru gidiyoruz. Diğer inşaata doğru gidiyoruz. Minnah midem acıktı dedim ben. Ozi. Çıkınca yemek alırız. Benim paşam ya. Paşam ya. Yemek alırız biraz sonra. Sanki çok yiyormuşum gibi ya. Bir acıkıyorum, bir acıkıyorum. Hemen hemen acıkıyorum. Hemen hemen acıkıyorum. Böyle. Ve Ramazan da geliyor. Ben galiba oruç tutamayacağım yine. Değil mi? Çünkü yarım saatte bir ya da saatte bir böyle devamlı bir şeyler atıştırmam, bir şeyler yemem gerekiyor. Mide küçük olunca. Mide ameliyatı olup da oruçla arası iyi olan var mı? Oruç tutabilen var mı? Onları da bir araştırmam lazım. Ama dayanabileceğimi sanmıyorum yani. Bilmiyorum. Bilemiyorum. Denerim olmadı mı ilk gün? Bakalım. Allah o günlere getirsin de. Neyse 3 ayların içindeyiz bu arada. Evet mübarek 3 aylarınız da mübarek olsun inşallah. 5 dakikaymış. Buradan 5 dakika hatta 4 dakika. Ben tam 5 yaptım 4 yazdı 4 dakika. Geldik son 2 dakika. 2 dakika. 2 dakika sonra öbür taraftayız. Öbür tarafta derken yani öbür taraf değil yani öbür inşaattayız. Öbür tarafa gitmek de kolay aslında. Sırasız parasız yani. Değil mi? Öbür inşaattayız geldik. Şimdi diğer kanalıma da videolar koyuyorum. Diğer kanalım kısa video kanalı. Tekrar söyleyeyim kısa videoya alışık. Ama işte ben ona biraz uzun video koya koya uzun videoya da alıştıracağım inşallah. Zamanla yavaş yavaş. Cem ya şurada bak. Görünüyor domates, fasulye, tahtadan fens yapmış bu. Kesin Türk. Kesin Türk. Kapının önüne ekmiş çünkü. Ekme biçimi olunca biz Türkler seviyoruz böyle şey. Hem küçük bir toprak bulunca ne güzel bir şey aslında işte. Üretken olmak güzel. Üretmek güzel yani. Fasulyeler de uzamış. Görünüyor değil mi şuradan şöyle bak. Ah buldum. Fasulyeleri, domatesleri. Ne güzel, ne güzel. Ben de fasulye ektim de bilmiyorum çıkar mı çıkmaz mı. Bilmiyorum yani. Zor çıktık o arsaların oradan. Harbi zor çıktık. Oradan oraya, oradan oraya. Nasıl yapmışlar ya? Labirent gibi labirent. Yeni arsalar açılıyor böyle. Hep parselliyorlar, parselliyorlar. Ondan sonra satıyorlar. Sonra evlerin yapılmaları başlıyor. Ama hemen parklarını falan yapıyorlar değil mi? Evet, hemen ortaya ilk önce parklarını yapıyorlar. Hani şeyleri, yolları yapıyorlar, şeyleri yapıyorlar. Ondan sonra evler yapılmaya başlıyor. O sistem güzel yani. İnşaatlar ondan sonra başlıyor. Hani evler bitsin, yol sonra yapılsın falan filan yok. Bilmiyorum ya. Değişik, güzel. Biz bu yolun şu diğer tarafındaydık. Evet, şu yolun diğer tarafındaydık. Oradan buraya nasıl geçeceğiz diye bayağı bir dolandık.
Karşı taraf mı fensli? İlk fens diken arası bir sonuç. İlk fensi diken. Mozi gil olmuş ya. Aferin Mozi. Bu tarafa arsa olarak ilk fensi koyan biz olmuşuz. Güzel. Şöyle bir çekeyim. Bak hemen pislikler ya. İnsanların bak getirip değil mi? Hemen toprak dökmüşler ya. Biz işte o yüzden fensi koyduk. Bak getirmiş pisliğini buraya dökmüş. İnşaatın pisliklerini getirip döküyorlar. Bak getirmiş pisliğini buraya dökmüş. Kapıyı kapatırsa harbi öyle çekiyor. Başkasının şeyi, başkasının arsası bunlarda. İşte bunlar insan olamaz. Çöp parası vermemek için şuraya belki de 400 dolar, 500 dolar çöp parası verip çöpe atacak. Vermemek için getiriyor böyle arsaların üstüne döküyorlar işte. Ama kameralar var, yakalanırlar inşallah. Bizim başımıza da çok geldiği için biz hemen arsayı alınca fensini çekiyoruz. Üstüne de tabelamızı koyuyoruz. Hani getirip çöp dökmesinler diye. Yoksa böyle fens falan çekilmezse, çekmezsek ne yapıyorlar? Aha getirip döküyorlar. Pislikler. Pislikler. Pislik insan her yerde var. Her yerde var yani. Sadece Avustralya'da, Türkiye'de, şurada, burada değil. İnsan içi pis olunca işte böyle. Ne pislik insanlar var ya. Bir de onu bırak arsayı, bırak arsayı getirmiş. Yolun ortasına dökmüş. Aynı kişi. Aynı kişi değil mi? Belli. Yolun ortasına dökmüş. Bak. İnsanların yürüdüğü yol. Ah bak. Yolun ortasına dökmüş. Yok ya böyle bir eşeklik, böyle bir hayvanlık olamaz ya. Gerçekten mümkün değil. Mümkün değil. Ne biçimsiniz be? Vallahi. İnsanlık mı bu yaptığı bunu şimdi, değil mi? Şuna. Hakka giriyor, hukuka giriyor. Bunu kaldırtmak için bu arsanın sahibi 400 dolar, 500 dolar belki de daha fazla verecek. Bunu buradan aldıracak, çöpe yollayacak. İşte. İşte. Ay sinirleniyorum ya. Bu işin içinde olunca, böyle de olunca seni sinirleniyorum. Bir kere benim evin, o büyük bir evim vardı. Onun inşaatına getirmişler. Televizyon kutusu belli bir yere taşınılmış. Taşındığı bütün kutulara, bütün malzemeleri, şunları, bunları ne kadar pisliği varsa getirip benim inşaatımın çöpüne atmış. Yani hani kutuları falan. Ben de Allah Allah gittim inşaata, biz çöpü yeni yollamıştık. İnşaatın çöpü boştu. Bir gittim anam bir sürü kutu, dandik kırık oyuncaklar, evdeki ne kadar çöp varsa bilmem ne. Her şey benim inşaatın çöpünde. Şöyle bir karıştırdım. Gerçek söylüyorum. O çöpü karıştırdım. Üstünde var ya delivery adresi yazıyor. Hani sipariş edilmiş televizyon ve televizyon gelmiş. Adresi okudum hemen benim köşedeki ev. Yani bir sokak ileride köşede o adres. Bütün hepsini gerçek söylüyorum. Arabanın arkasına yükledim yükledim götürdüm. Evin önüne attım. Evin önüne bıraktım. Sen niye gelip benim çöpümü atıyorsun? Çöp kirala ya da çöpüne koy ya da git çöpe at. Öyle hakkımız var. Çöpler birikince kamyonla ya da arkana traylaya bağlıyorsun, gidiyorsun, parasını veriyorsun, çöpe atıyorsun. Ya ben de ne yaptım? Güzelce bütün çöpleri topladım, götürdüm, kapısının önüne attım. Özellikle böyle fırlata fırlata attım hem de. Ondan sonra da işime dedim ben böyle yaptım, iyi yapmışsın dedi o da. Hak etmişti. Hak etmişti. Bir daha kimsenin çöpüne götürüp çöp atmaz herhalde. Hakka hukuka girmez herhalde. Biz tam yemek yemeye gidecektik. O yüzden bana minnak mideme yemek ısmarlayacaktı ki ne oldu? Başka bir yere gidiyoruz. Başka bir yere gidiyoruz. Babamız aradı. Babamız aradı dedi. Ne dedi? Gelin ben size yemek ısmarlayayım dedi. Tamam dedik hemen geliyoruz. Cuma var çünkü bugün. Bugün cuma. Hayırlı cumalar bu arada. Hayırlı cumalar. Yavaş yavaş gidiyoruz. Yemeğimizi yiyeceğiz. Oradan da Ozi, babası ve abisi cumaya giderler. Eşan Sultan'la biz de yavaş yavaş eve gideriz herhalde. Bilemiyorum. Zaman ne gösterecek bakalım. Evet. İndik. İndik. Gidiyoruz.
Şuradan bir el arabası. Mikser. Cuma için gelmişler değil mi? Herkes cuma için toplanıyor buraya yavaş yavaş. Şimdi gidelim. Biz de bakalım. Pastane açık mı? Açık valla. Hadi. Yemek alalım İdris abinin orada. Ben özellikle gelince bunu çekiyorum hemen. Kaynana. Ya kaynanam vardı ya, ne güzel tavuklarım vardı değil mi? Da kaynbaba oluyor. Bu kaynana, bu kaynbaba. Hatırlıyor musun tavuklarımı? Ben ne yiyeyim, ne yiyeyim? Bilmiyorum ki ne yesem ki. Salata mı yesem sadece? Bilemiyorum ne yiyeceğimi. Abi Samsun'un yolunu gösteriyor. Aynen. Buradan gidince mi abi? Buradan gidince mi? Aynen, burayı takip ediyoruz. Abla Samsun'dan mı geliyorsun? Ne yapıyorsun? Yok, biz Kıbrıs'tan geliyoruz. Ama Samsunluyuz. Değil mi? Güzelmiş ya valla. Burcu Hanımcığım diyeceksin. Gel Burcu Hanım diyor da, Burcu Hanımcığım diyeceksin diyor mu? O size benimle dalga geçiyor ya. Vernel alacağım o yüzden. Bıktım senin vernelinden diyeceksin şimdi. Vernel alacağım. Vernel. Hadi bakalım. Yumuşacık olsun. Aynen, yumuşacık olacak o yüzden. Yeni bir şey buldum. İlla deneyeceksin yani. Deneyeceğim. Olmaz. Gördüm, illa deneyeceğim. Afrika ekmeği şimdi bu değil mi? Denemek isteyen. Ne oldu? Bunu bak çok üzülerekten her zaman söylüyorum. He. Kim olursa olsun. Ben tanımıyorum. Marketini kapatıyorum şimdi. Tamam. Ticaret ahlakı her yerde lazım. Her yerde uygulamamız lazım. Ne oldu dedim ki? Bu bizimkilerdendir dedim. Yani bizim milletimizdendir dedim bu patronun evet. sahibi. Evet. Nereden anladın? Etiket nereye geliyor? Petek bağlı mı? Tesadüftür dedim. Ya. Tesadüftür dedim. Hayat hep tesadüflerden oluyor. Neyse ben ekmeğime geçeyim. Afrika ekmeği. Kafa mı karıştırdın sen benim şimdi? Ne olur işler bu? Sen çözemedin değil mi? Sen olayı çözemedin. Ben çözemedim. Çözemedin. Çözemedin değil mi? Tamam. Balın reklamını yapmış olduk. Neyse devam edelim. Hiç tamam, hadi yemeğimiz olmuştur. Onları da alalım. Hadi gidelim. Geldim. Yemeklerimiz de gelsin. Oh, şöyle havadar yiyelim bugün. Hah? Havadar. Şunun yemeği geldi Ozi. Hadi Eşo, afiyet olsun kuzum. Geldi. Yemeklerimiz geldi. Hadi. Mahmut amca gibi diyeceğim. Hucum. Ama duası ne diyor? O nerede? İçimden ettim. Hadi afiyet olsun. Evet, ben doydum. Yani yiyebildim bu. Şu an göstereyim. Kahvaltı yapmamıştım ama saat kaç? 12.30. Evet. Ve doydum. Bir patates yiyorlar, parçalıyor. Sen parçalayıp mı atıyorsun? Aferin kızıma ya. Nasıl seviyorlar? Yazık, nasıl açmış ya. Çoğaldı iyice. Sen attıkça geliyorlar Eyşan. Sen de yeter. Paketteki hepsini at Eyşan. Parçalayın iyice. Nasıl yiyorlar? Nasıl acıkmışlar? Renklere bak. Şunların renklerine bak. Ozi dayanamadı. Ye, oraya dök. Ha, o köşede yesinler. Yazık. Kapıya doğru çıkarken
sağ tarafta. Evet. Samsun'da bir numara kırıza benziyor. Talha. Talha Serdar. Bak şunu söyleyeyim. Nasıl önemli? Abi bu reklam yaptı ama neyin reklamını yaptı? Samsun'da bir numara falan. Buldular. Buldular bak yiyorlar hadi. Biz önce girmiştik. Çok sıra vardı. Gidip vernel alamamıştık. Şimdi yemeğimizi yedik. Ve vernel alacağız. Girmişken de manavdan bir şeyler almıştım. Şimdi bak sıra yok. Vernelimizi falan alalım. Hülya ablama geldi. Hülya ablama. Şimdi Cuma'ya gitti onlar. Ben de dedim Hülya ablama geleyim. Hülya ablama şu köşedeki kaktüsü göstereceğim. Kaktüs değil, resmen ağaç, yemin ediyorum ağaç. O derece. İncirler de büyümüş. Hülya ablanın bahçesi çok güzel. Bitirdik günü bitirdik, alışveriş falan filan derken Cuma, Hülya abla alışveriş koştur gel, alışverişleri yerleştir falan filan derken günü bitirdim çok şükür. Çok şükür günü bitirdim. Yani vlogumu bitirdim. Gün bitmedi. Gün devam ediyor. Yemek falan yapacağım aslında. Vlogumu bitirdim. Teşekkür ediyorum videomu izlediğiniz için. Beğeni ve yorumlarınızla desteklerinizi bekliyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.